Ova abiden aşağı sağ. Aşağı. Yani geliş oradan geliyor. Evet. Nereye geliyor? Ha, şu aşağı yola. Kavak Gölü'nün oradan. Kavak Gölü ile yeşil. Evet. Şimdi sağdan gideceğiz. Şöyle dolaşacağız. Evet. Değil evet. Mi? Evet. Evet. Milan Vadisi oradan hemen oradan buraya geliyor. Evet. Genişletti. İleriyi de işte kılıcılı bir yer var. Orayı da kılıcılı bir eskavator göndereceğiz. Yapacağız yani. Yapacağız. Bütün bağ gözü bağ gözü bağ gözü bağ gözü. Aynen öyle. Buradan direkt sektör geçiş yapalım. Rabia senin? Lale. Lale senin? Zeynep. Zeynep nasılsın, iyi misin? Ebu Bekir. Ooo Ebu Bekir. Recep de geldi. Ebu Bekir. Aa Recep ne haber ya? Sen nasılsın, iyi geldin. Misin? İyi misin? Hoş geldin. Ben anahtarla. Tamam. Ve su tutmasıyla tabii daha önce heyelan bölgeleri olan yerlerde ciddi hareketlenmeler oldu. Bazı yerlerde yol deplase edildi. Bazı yerlerde yine ciddi bir heyelan riskleri var. Bunları yerinde görmek, incelemek üzere. Tabii asıl şu anda eski köprünün yerinde yapılacak Gökçebağ Köprüsü'nün. Tabii onu da konuştuk esasında. Bunlar hepsi birbirine bağlı. İşte Mişar bölgesi, Bağgöze Vadisi, buradan yani 35 köyümüz, 15 köyde güçlü konak Şırnak Güçlü Konağın köyleri bu yolu kadimden beri, geçmişten beri Siirt'e bağlantısı olan yol. Buraları görmeye geldik. Tabii şimdi bizim burada birkaç önemli nokta var. Bunları paylaştık. Tabii bu en son heyelana maruz Genel Müdürlüğü'nün dikkatine sunacağım.